Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Harun ve bugün sizinle bir video ile karşınızdayım. Evet, bu videoda şu an trendlerde gördüğüm bir şey yapacağım. Yani bu Roblox ile alakalı olacak tabi, farklı ilk yapan ben olacağım bunu. Benden sonra yapanlar illa olacaktır diye düşünüyorum. Bu trendlerde şu an şu Minecraft işte bilmem nenin yaşamı diye bir şeyler var, böyle değişik değişik. Herhalde bunu bir kişi çıkarttı ve herkes şu an bunu yapıyor. Her neyse, ben de bunu Roblox'u halini yapmak istedim. Burada bir görüntü beklemeyin. Videonun her yerinde resimler olacak. Yavaş yavaş hepsi gelecek. Konuşmamla birlikte gelen resimler olacak. Her neyse, Roblox'la başlayalım. Şimdi Roblox 2003'te çıktı. Evet, 2003'te Roblox'u yapmaya başladı bu Roblox'un yapımcıları. Tabi bu öyle büyük bir şey değildi şu anki kitlesi gibi. Sadece birkaç kişi oynuyordu bunu, yani sadece birkaç yüz kişi diyelim. Türkiye'ye gelmesi bayağı uzun bir süre aldı. Hani Türkiye'de oynamaya başlayanlar arasında ilk oynayanlar 2008'de falan başlamış. Yani 2003'ten 2008'de uzun bir süre. Zaten şu an Roblox bu sene fazla popüler olmaya başladı. Ki ben bile Roblox'a 2008 ya da 2009'da gibi, öyle 2009'da başladım ben de. Tabi başladım derken hani bir hesap kurmadım. Quest olarak oynadım. Diğer çoğu insan gibi diyelim. İşte oyuna baktım, biri önermişti bana da. Şu an belki o da bu videoyu izliyordu, bilmiyorum. Berker07 adamsın, her neyse. İşte o zamandan beri oynuyorum ben de. Bayağıdır bu şeyleri yapıyoruz. Her neyse, Roblox hakkında konuşacağız. Benim ve başka YouTuberlar hakkında değil ki, çoğu şey hakkında konuşacağız. Her neyse, şu an ironi falan oluyor. Tamam, boş ver. Şimdi Roblox ilk çıktığında çok grafiksel anlamda bir çok fazla bir şey yoktu ki şu an bile yok o kadar fazla şeyler. Ama yani tatlı bir grafiği vardı. Animasyon desen hiçbir animasyon yoktu. Yani adamın yürüme animasyonu bile yoktu bizim karakterimizin. Ki o da şu an zaten ekranda görüyorsunuz resimleri. O resimlerde keyler gibiydi yani. İşte değişik insanlar yürüyünce falan böyle bir şey olmuyordu. Animasyon falan yoktu. Chatleşme falan da yoktu ilk zamanlar herhalde. Onu tam bilemiyoruz tabii. 2003 yılında çıkmış ve popüler böyle değil. YouTube'da videosu bile yoktur herhalde. Yani çok arasanız bulabilirsiniz tabii de. Her neyse, işte bu yani hiç özel bir yanı yoktu. Bu 100 kişi falan oynuyordu. O da işte çok küçük çocuklar, böyle bir 4 yaşında, 3 yaşında. Daha hesabın nasıl açıldığını bilmemiş. Yani yanlışlıkla falan girmiş. Belki onlar oynuyordu. İşte bu şekilde gelişe gelişe bayağı iyi hallere geldi. Evet, direkt chat diye geçmiş oldum ama şu an her şeyinden bahsedeceğiz oyunun. Ben 2009 yılına kadar, şu an 2003'teyiz evet. 2009 yılına kadar çok fazla şey yapabileceğim bir şey yok yani, hani uzun uzun konuşabileceğim şeyler. Her neyse, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007'ye kadar sanırım aynı oyun devam etti. Yani çok fazla bir şey eklemediler. Bir animasyonsal anlamda güzel şeyler falan. Olan şeyler hep aynıydı. Yani fazla bir şey yoktu. Sadece bu Roblox yapımcılar işte uğraşıyorlardı üstünde. Bir bazı planlar falan yapıyorlardı herhalde. Ki ben hani düşünün, 2003'te oyun çıktı ve ben 2003'te doğdum. Hani bayağı bir doğduğum günü falan. Her neyse. İşte bunlar üstünde uğraşıyor falan böyle. Sonra bakıyorlar, biz bunu güzel bir oyun yapabiliriz diye. Biraz daha üstünde duruyorlar. Hani bakmış adam, belki bu yapımcılar daha başka oyunlar da ürettiler ama biz bilmiyoruz. Şu an açıkça böyle bir konuşup bir video falan yapmıyorlar ki, kanalı da var, YouTube kanalı. Roblox'un kendi şeyinin. Her neyse, bu işte gelişmeye başladı, devam ediyor, gelişiyor, gelişiyor sürekli ve şu anki halini tabii ki de almıyor. Bu grafiksel anlamda biraz güzelleşiyor oyun. Gerek animasyonlar geliyor, gerek işte grafikler güzelleşiyor. Bu şeyi bile, oyunun hani fare imagination var, fare şeyi. O bile kaç sene sonra geliyor yani, hani o bile normal şu anki elinize alın bilgisayarda farenizin aynısı. Fare imagination'ın. Tabi büyüğüydü önceden. Şimdi işte şey yaptılar ona. Beyaz bir şey oldu. Değişik, küçük, küçüldü falan. Önceden daireydi, mavi. Yani resimlerde vardır gene. Görmüşsünüzdür. İşte bir sürü resim var şu an. İşte böyle bu şekilde gelişti. Bayağı uzun bir süre. Sonra oyun artık kendi haritanızı yapabildiğiniz, kendi
oyununuzu ürettiniz yani işte falan filan. 2007 gibi falan Tix geldi. Tix denilen şey. Bu da oyundaki para. Bu da kendi karakterinizi özelleştirmeye, değiştirmeye, düzenlemeye yarıyor. Ki bu oyunun en büyük şeyi denebilir. Hani Tix denilen şey de şöyle geldi tabii önceden. Bu bilet, Tix'in anlamı bilettir. Her gün size 10 tane geliyordu. Ki çok önceden yani 2007 yılları gibi sürede bahsediyorum. Herhalde bir gibi bir şey geliyor. Benim şu ana kadar edindiğim bilgilere göre. Yani her gün bir Tix geliyor ve 100 gün mü? Şey 100 Robux'ta falan bir kıyafet alınıyormuş. Öyle diyebiliyorum. Tabii yanlışım varsa düzeltin, yorumlarda yazın. İşte sonra Robux falan oluyor. Robux belki de ikisi hangisi daha önce çıktığını tam bilmiyorum. İşte Robux da var. Robux da sadece parayla alınan bir şey şu anki haliyle. Ama o tixleri dönüştürerek Robux yapabiliyorduk önceden. Peki o zaman yavaş yavaş 2007'yi de atlattık. 2008'de zaten fazla bir şey yok. 2009. Evet, 2009'a geldiğimizde benim Roblox'a girdiğim sene. Bu senede neye girdim ben? Fazla bir şey girmedim. Hani oyunu gidip 20-30 saat oynamadım. Yani o çok az bir süre evet ama çok uzun bir süre oynamadım. Sadece galiba birkaç saat yani 2-3 saat falan oynadım. O da şu anki haliyle Pizza Place var ya, Work at the Pizza Place öyle bir şey. Please, place değil. Yani pizza oyunu işte anlamışsınızdır. Pizza şey yapıyoruz. O haritayı oynamıştım ben. Onu da arkadaşım önerdi. O dediğim Berker07 arkadaşım. Berker'di. Berker'di adı hatta. Biraz değişik bir isim vardı. Her neyse şu an ona geçmeyeceğiz. İşte bu oynadığım zaman oyun güzeldi yani hoştu. Sohbet edebiliyordun. Tabii ben Ghost olduğum için bir şey yapamıyordum. Sohbet edilebiliyordu oyunda. Animasyonlar vardı. Kasma hani bu optimizasyon şeyde yüksekti ki hala şu an bayağı iyi bir şeydi. Yani oyun kasmıyordu. Bir şey yoktu yani hiçbir şekilde. Düşük bilgisayarlarda bile çalışabiliyordu ki hala çalışabiliyor. Oyun o zamanlar güzeldi. Hatta ben 2009, işte 2010 falan o seneler en güzel şey seneleriydi Roblox'un. Şimdi cıvkı çıkmış durumda. Önüne gelen Roblox'a giriyor. İşte hiçbir şey bilmese de bakın haritalar hakkında demiyorum. Bir haritaya girip ne diye bakarsınız ama Roblox'u hiç bilmeyenler hakkında konuşuyorum. Onlar da bilgi edinmesi için şu an bu videoyu çekiyorum ben. Her neyse bu 2013 geldi. 2012-2013. O zaman da Tix'i kaldırdılar. 2013'tü sanırım. Tix yok oldu yani. Tix'i kaldırdılar. Ona özel de bir etkinlik gibi bir şey yaptılar. Bu şeyler hani bu Tix'in gitmesi tabii kötü oldu. Benim için diyeyim yani çoğu insan için. Çünkü şu an kendi kıyafetinizi satın alamıyorsunuz, yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. Eğer para vermezseniz oyuna. Ki ona da geleceğiz. Şimdi peki burayı yaptık. Bu eventlere gelelim. Başından itibaren eventlerin olup olmadığını tam bilmiyorum ama 2008-2007'de varmış event. Event dediğimiz şey de event yani. Bu şu anda olan işte Moon Tycoon falan vardı. Onun da videosunu çektik. Kanalımızda bulabilirsiniz. İşte bu eventler bazı belirli şeyleri yaptığınızda size eşya veriyor. Bedava eşya. Public, herkesin kullanabileceği bir eşya veriyor. Her zaman istediğiniz gibi çıkartıp da kullanabiliyorsunuz. Evet, event'i de bitirdiğimize göre geleceğimiz konu arkadaşlar. Yani Roblox'ta. Şu anki halini zaten biliyorsunuz. Onu fazla anlatmaya gerek yok. Şu an oyunu en az oynayan kullanıcı sayısı 200 bin falan oluyor. 200 bin, 300 bin belli. Yani öyle oluyor. En az oynanan, en az online kişi kullanıcı sayısı en fazla da taş çatlasın 4 milyon falan oluyordur. Çünkü bazı oyunlara bakıyorum ben 730 bin falan oynanıyor yani. O anda oynanan oyun yani. O anda oynayan kullanıcı sayısı. Çok fazla yani. Cidden fazla. Baya güzel oynanıyor. Herkes seviyor yani. Çoğu insan seviyor. Ben de bunlar arasındayım. Baya uzun zamandır oynuyorum. Yani Roblox'u seviyoruz ya. Bu Friends konusuna da bakacak olursak önceden bir arkadaş sınırı yoktu diye biliyorum. Ama bu yeni gelen şeylerle bu follower, following gibi şeyler oldu. Bunlar da işte takipçi ve
takip edilen şey oluyor. Bu arkadaşlar denilen şeyler best friend olarak kullanabiliriz. Yani en iyi arkadaş. Çünkü friends dediğimizde hani arkadaşın, ama önüne gelen eklemek friends olmuyor. Ama takip etme olayı güzel olmuş. Çünkü şu an mesela şey zannedenler var. Ben mesela işte diyelim bilmem ne YouTuber'ı var. Ya da ben, fark etmez kim oldu. Onun yanında oynamak istiyorum. O yüzden arkadaş eklemesi gerekiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Followlaması yeterli. Sağ üstteki 3 noktaya basıp follow'a basması yeterli olur. Evet, her neyse, zaten uzunca bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalanmışsınızdır bu bilgilerden. Evet, o zaman hoşça kalın. Bay bay.